7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Merhaba. Sinema dünyasının sihirli kapılarını araladığımız Kamera Arkası'nın yeni bölümünde sizlerleyiz. İzleyecek yeni yapımlar arıyorsanız, bu dünyayı da yakından takip ediyorsanız doğru yerdesiniz. Haftanın nabzını sizler için tuttuk. Yeni yapımlar, imzası atılan yeni projeler, vizyona girmesi heyecanla beklenen filmler. Hadi gelin bu bölümde neler izleyeceğiz hep birlikte göz atalım. Merakla beklenen vizyon filmleri, renkli kamera arkası görüntüleri, yeni rollerini seçen oyuncular, yakında beyaz perdeye gelecek yapımlar, diziler, belgeseller ve sinema dünyasından son haberler. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kamera Arkası'nda. Matt Damon'un başrolünde yer aldığı Durgun Su filmi bir baba kız hikayesi. Hapishanedeki kızının masum olduğunu kanıtlamaya çalışan bir babanın mücadelesi. Cannes'da ilk gösterimini yapan film duygusal anlar yaşattı ve izleyenler ayakta alkışladı. Durgun Su bu hafta vizyona giren filmlerden. The day you left for Marseille, I drove you to the airport. I went to the gift shop and I saw this necklace. It was gold. It said Stillwater on it. Başrolde Matt Damon. İşlemediği bir cinayetten dolayı tutuklanan kızını kurtarmaya çalışan bir baba rolünde harikalar yaratıyor. Ancak işi hiç de kolay değil. You seen that guy before? No one would talk to you, trust me. I'm not from here. It's not safe for you. Gerilim, dram ve suç temalı filmleri sevenler, Tom McCartney yönetimindeki Durgun Su filmini radarınıza alın. She's my little girl. Dad. I'm not gonna give up. Marsilya'da okuyan kızı Alison'ın işlemediğini iddia ettiği bir cinayetin zanlısı olarak tutuklanması sonucu kızını hapisten çıkarmak adına soluğu Fransa'da alan Bill isimli bir babanın hikayesi. What did you do? You just have to trust me. İki çeşit insan vardır diyor yönetmen Tunç Şahin yeni filmi İnsanlar İkiye Ayrılır da. Film oldukça sert bir sistem eleştirisi olarak tanımlanıyor. Tunç Şahin'in yönettiği oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın ve Nezaket Erden'in yer aldığı film merakla beklenen Türk yapımlarından. İnsanlar her durumda ikiye ayrılırlar. Borçlu alacaklar. Patron çalışan, zengin fakir. Bunlardan hangisi olacağınıza siz karar veremiyorsunuz. Ama av mı ya da avcı mı olacağınıza siz karar veriyorsunuz. Duyguyla Bahadır, görevleri borçlu insanları psikolojik baskıyla köşeye sıkıştırarak yapabilecekleri en yüksek tahsilatı yapmak. Yeni hedefleri ise Ceren Köse. İkili bir yandan genç kadını sıkıştırmak için akıl oyunları oynarken, öte yandan Ceren'le Bahadır arasında karşı konulamaz bir çekim başlar. O odada gördüğün her şey hesaplı, önceden provası yapılmış şeyler. Odanın sıcaklığı, seni öncesinde bekletmemiz, benim görüşmenin ortasında çıkıp gitmem, bunların hepsi hesaplı şeyler. İnsanlar ikiye ayrılır, başrollerde Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın'ı bir araya getiriyor. Film 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi senaryo ve Nezaket Erden'le en iyi yardımcı kadın oyuncu ödüllerine uzandı. Kara kutu uçaklar için önemli bir cihaz. Özellikle uçuş sırasında bir sıkıntı yaşandığında. Kara Kutu filminin ana karakteri Matthew, gerilim dolu hikayesiyle burada devreye giriyor. Bir uçak kazasının nedenini çözmeye çalışıyor. Bu hafta vizyona gelen Kara Kutu, vizyon seçeneklerinizde. Gerilim ve dramı harmanlayan Black Box, Kara Kutu, bir uçak kazasının nedenini çözmeye çalışan genç bir adam olan Kara Kutu analisti Matthew'un hikayesini konu ediniyor. J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée. Vous avez intérêt à avoir raison.
Gerçeği ortaya çıkartmak için çalışmalara başlayan Matthew, bu süreçte üstlerine meydan okuyup gün geçtikçe kendisini daha fazla tehlikeye atacak. Ian Gosling'in yönettiği gerilimde başrolde Pierre Niney'i izliyoruz. Dönem filmlerini sevenler bu hafta sinemalarda 50 kelimelik mektuplar filmini tercih edebilirler. Yapım 27 Mayıs darbesiyle yassı adaya sürülen Tevfiklerinin sadece 50 kelime yazma hakkı verilen mektuplarla hayata tutunmasına, bu zorluklarla dolu ortamda oluşan bir aşk hikayesine ve hukuk mücadelesine odaklanıyor. Yüksek Adalet Divanı'nın çalışmalarına girdi. Müdafiler hazır. Türk Ceza Kanunu'nun 146'ya 1 maddesine göre. Bu alelade bir ihtilal değil, bir devrim. Emir Kalizadeh'in yönetmenliğini yaptığı başrollerini Gizem Karaca, İlker Kızmaz, Tekin Temel, Derya Alabora ve İlhan Şeşen'in paylaştığı 50 kelimelik mektuplarda 27 Mayıs darbesiyle yassı adaya sürgün edilen Tevfik İleri ve ailesinin yaşadıklarına şahitlik ediyoruz. Yalan bu, iftira. Ben tüm ömrümü bu vatanın bekası için harcadım. Bırakın edebiyata! 27 Mayıs darbesiyle askeri junta yönetimi ele geçirdiğinde Bayındırlık Bakanı olan Tevfik İleri yassı adaya sürgün edilir. Aylarca kötü muameleye maruz kalan İleri, hayata yazmasına izin verilen 50 kelimelik mektuplarla tutunmaya çalışır. Eğer memleketin huzuru benim ölümüme mahvis, varın kararınızı böyle verin. Belki de ölüm kurtuluştur. Vizyondaki seçenekleriniz bu filmlerle sınırlı değil. Şimdi diğer filmlere de kısaca bir göz atalım. Bakın size bir hikaye anlatayım. Can Varol'un yönettiği Lavinia, üniversiteden beri birlikte olan Can ve Ezgi adlı bir çiftin hayatına odaklanıyor. Çiftin hayatları iki kez düşük yapmasının ardından yeniden hamile kalan Elif'le yollarının kesişmesiyle bambaşka bir hal alıyor. Bu şekilde ölen insanların mezarlarında tek bir çiçek yeşerirmiş. Lavinia. Gerilim ve dram öğeleri içeren filmde Pelin Bölükbaş, Eser Karabil, Şahin Sancak başrollerde. Bir ailenin hayatını mahvettin. Bunu bana söylemediğin için kardeşimin ölümüne sebep olduğunu biliyorum. Yeter. We need relevant writers that can make us relevant again. Is there anyone dead we can revive? Maybe, but he's not dead. Who? Nina Rosler'ın kamera arkasına geçtiği dram komedi filmi Bestsellers, güzel yıldız Avru Plaza ile iki Oscar'lı usta oyuncu Michael Keane'i bir araya getiriyor. Anything you want to show me? You pound of flesh. I won't do the bloody tour. Do the tour or I edit the book. Those are your choices. Babasının yayın evini devralıp batıran Lucy Stanbridge, şirketi 10 yıllar önce sektörde iyi bir yere getiren münzevi, huysuz, içki bağımlısı bir yazar olan Harris Shaw'nın bir kitabı olduğunu keşfeder. Şirketi kurtarmak için son bir çaba harcayan Lucy ve isteksizce son bir kitap turuna çıkan Harris, beklemedikleri durumlarla karşılaşacaklar. Even the worst of us get lucky. Somehow, you have over 20,000 followers. Christ had followers. It didn't end well for him. The Bible was a bestseller, wasn't it? Yakaladım. Nesin sen? Ben bir elfim, minik bir. Elf perisi mi? Perilere inanılır mı? Ben minik bir elfim. Minik elflerin efsane olduğunu sanıyordum. Derhal bırak onu. Elimizde bir kibrit var. Ve bunu kullanmaya da hazırız. Haftanın animasyonu Pişiriciler. Yıllarca yer altında yaşayıp insanlarla etkileşim kurmaktan kaçınan Helvin liderliğindeki cüceler şimdi yeryüzüne yeniden çıktılar. Bana en sanatı öğretecek bir insan arayacağım ve ondan sonra kimse bana beceriksiz diyemeyecek. Yıkık dökük bir pastaneye yeni bir soluk getiren cücelerin bu süreçte huysuz pasta şefi Theo ile kurdukları dostluk onlara hayatlarındaki gerçek amaçlarını keşfetmelerini sağlar. Bu fırını sadece
sadece minik elfler kurtarabilir. Ay iyi görünüyor. Oh güzel. Wow. Seni inatçı katır. Sakın yapma. Gaz roketi kalkış hazır. Evet. Pişiriciler, pasta macerası başlasın. Bu ne işe yarıyor? O nasıl bir kuştu öyle kız? Bembeyaz. Sanki bir melek gibiydi. Ona bir isim koydum. Süveyda. Çekimleri Kayseri'de yapılan yönetmen ve yapımcı Mesut Uçakan'ın ellerinden çıkan Süveyda, 11 yaşındaki bir çocuğun hafız olma çabalarında yaşadığı sıkıntılara odaklanıyor. İnsan kısım kısım hey hey yer damar damar. İnsan kısım kısım hey hey yer damar damar. Hadim isimli 11 yaşında bir çocuğun gözünden Anadolu'nun bir köyünde 1930 ve 1940'lı yıllarda yaşananları izliyoruz. Ben ezanı Türkçe okumam Hamza. Mantıklı Tahir. Ne sırrı? Üç dinini bellersem ben de beller miyim o sırrı? One, two, three. Ready or not, I'll find you. Oh, hi, Mommy. Want to play? A lot of children have imaginary friends. Küçükken hayali arkadaşınız var mıydı? Beth ve Kevin'in 8 yaşındaki oğulları Joshua'nın var. He's a good kid. You know, he's just got a really... vivid imagination right now. Joshua kendisine Z adında hayali bir arkadaş edindiğinde ilk başta Beth ve Kevin bu durumu sevimli bulsa da çok geçmeden durumun düşündüklerinden bambaşka olduğunu fark ederler. Çiftin masum oğulları tanımadıkları birine dönüşür. Haftanın gerilimlerinden olan Z izleyicilerini sinemalarda korkutacak. I swear I saw something standing in the corner watching me. Merakla beklenen Matrix'in 4. filminin ismi açıklandı. Prenses Diana'nın hayatını anlatan film Spencer'dan ilk fragman görücüye çıktı. Yeni yapımlar, çekimlerine başlanan filmler, izlemeniz gereken diziler şimdi haber turumuzda. Efsaneye göre Amazon'da benzersiz iyileştirme güçlerine sahip bir ağaç varmış. Ve açmanın anahtarı da bu okucuymuş. Frank Wolf ve Dr. Lily Hutton'la başka bir Amazon macerasına yelken açmaya hazır mısınız? Amazon'a giden onca orman gemisinin içinde bu şüpheniz olmasın ki en ucuzu. Ama en heyecan vericisi. Dikkat, geldim. Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Jungle Cruise o kadar çok sevilip izlendi ki stüdyo devam filmini yapmak için hemen hazırlıklara başladı. Film pandemi döneminde 100 milyon dolar barajını aşan 5. film olmayı başardı. Başroller Dwayne Johnson ve Emily Blunt, sevilen rolleri Kaptan Frank Wolf ve Dr. Lily Hutton'u canlandırmaya devam edecek. Efsanelere inanıyorsan lanetlere de inanmalısın. Geri dönmek için yalvaracaksın. Hayal kırıklığına uğramın için can atıyor. Filmin büyük ekrana çıkmadan 15 yıldan fazladır geliştirme aşaması geçirdiğini biliyor muydunuz? Hadi bakalım. Oh, tanrım affedersin Frank. Sorun değil, güçlüymüşsün. Yüzme bilmiyorum. Nehir gezisi ayarladım ve yüzme bilmiyor musun? Fiyat yükseldi canım. Disney'den... Jungle Cruise. There is a town in Maine. I'd like a room. Welcome to Storybrooke. Where every storybook character you've ever known is trapped between two worlds. The Evil Queen sent a bunch of fairy tale characters here. And now they don't remember who they are. Fantastik bir dünyanın kapıları FX ekranlarında açılıyor. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'den Kırmızı Başlıklı Kız'a,
Pinokyo'dan Kül Kedisi'ne, Uyuyan Güzel'den Hansel'le Gretel'e hepimizin çok yakından tanıdığı masalları fantastik bir anlatımla yeniden yorumlayan dizi Once Upon a Time, FX ekranlarında bizi masalların büyüleyici dünyasına götürüyor. Victims of a powerful curse. Everything you love, everything all of you love will be taken from you. That can only be broken by one person. It's your destiny. You're going to bring back the happy endings. Enjoy your stay. Lost dizisinin yapımcılarının imzasını taşıyan Once Upon a Time, gerçek dünya ile fantastik dünya arasında etkileyici bir köprü kurarak çocukluğumuzdan bu yana ezberlediğimiz ünlü masalları asıllarına sadık kalarak yorumluyor. 7 Emmy adaylığı bulunan Once Upon a Time dizisi bu pazartesiden itibaren hafta içi her gün 17.50'de FX ile sizlerle. Aksiyon, komedi, bilim kurgu, drama, korku, fantastik ve animasyon türlerinin en başarılı örneklerini ekrana taşıyan FX kanalını D-Smart, Kablo TV, TV Bu, TV Plus veya Vodafone TV platformları üzerinden izleyebildiğinizi de unutmadan hatırlatalım. Spencer filminden merakla beklenen fragman sonunda yayınlandı. Tüm dünyanın sevdiği ikonik karakterlerden biri olan Prenses Diana'nın trajik bir ölümle sonlanan hayatını hüzünle izleyeceğiz. 1981'de Prens Charles'la evlenip 1991'de boşanma kararı alan ve kendisini kraliçe yapacak yoldan ayrılmaya karar verdiği o anlar gözler önüne serilecek. Lady D rolünde Kristen Stewart'ı, Jack Fartingi ise Prens Charles olarak izleyeceğiz. They know everything. They don't. So an image like this to post-convert is virtually impossible. Michael Bay'in yönettiği başrollerde Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen ve Eiza Gonzalez'in bir araya geldiği aksiyon gerilim filmi Ambulance'in oyuncu kadrosuna 4 kişi daha eklendi. Garrett Dillahunt, A. Martinez, Kerr O'Donnell ve Moses Ingram. Filmde soygunları ters giden iki soyguncu bir ambulans çalıyor. Thomas? You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened? I've had dreams that weren't just dreams. Am I crazy? We don't use that word in here. Yıllar sonra devam filmini izleyeceğimiz için heyecanlıyız. Ve sonunda The Matrix serisinin 4. bölümünün adı açıklandı. Matrix Resurrections. Film hakkında çok bilgi verilmiyor. Wachowski'lerden Lana Wachowski yönetiyor, Lily Wachowski ise filmin yapımcılığını üstleniyor. If you want the truth, Neo, you're going to have to follow me. The only thing that matters to you is still here. I know it's why you're still fighting and why you will never give up. You don't know me. No? Keanu Reeves yine Neo rolünde, Trinity rolünde Carrie Ann Moss, Niobe rolüyle Jada Pinkett Smith, The Merovingian rolüyle Lambert Wilson ve Agent Johnson rolüyle Daniel Bernhardt da seriye geri dönüyor. Bölümüne yeni katılan oyuncularsa Yahya Abdul-Mateen, Andrew Caldwell, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Christina Ricci ve Brian J. Smith. Çekimler bitti. Geri sayım başladı. Takvimlerde Aralık ayının 22'sini işaretleyin. After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. Geldiğinden beri aynı lafı söylüyorsun.
Sen de bulamadığını bulmuş belli. Kendinizle ne kadar barışıksınız ya da küs? Hiç düştünüz mü içinizdeki terk edilişin tuzağına? Plastik aşklar tıpkı yaşadığımız zamandaki aşklar gibi. Aşk oldum. Sizin aşka saygınız var, bilirim. Yok! Var, bilirim. Yok! Kendinizden çok şey bulacağınız muhteşem bir kahkaha tufanına hazır olun. Bizden, bizim içimizden sımsıcak bir komedi. Oya Başar ve Begüm Birgören'in başrollerinde olduğu tiyatro oyunu Plastik Aşklar, sezonun en iyi komedi oyunu olmaya aday. Seyirciye unutamayacağı dakikalar vaat ediyor. Kaçırmayın. The Wire, Boardwalk Empire ve Lovecraft Country gibi dizilerin yıldızı, 12 Years a Slave, Assassin's Creed gibi filmlerde izlediğimiz Emmy adayı, komplike ve karizmatik rollerin oyuncusu Michael K. Williams'ı beklenmedik bir ölümle kaybettik. 54 yaşındaki oyuncu New York Brooklyn'deki dairesinde ölü bulundu. Aktör sevenlerini yasa boğdu. Hoşça kal Michael K. Williams. Pourquoi t'as l'air triste? Parce que tu me parles avec tes mots. Que moi je te regarde avec tes sentiments. Sinema dünyasını üzen bir vefat haberi daha. Fransa ve dünya sinemasının en ünlü aktörlerinden Jean-Paul Belmondo 88 yaşında evinde hayatını kaybetti. Je t'avais dit que je serais toujours derrière toi. 1950'li yılların sonunda Fransa'da ortaya çıkan sinema akımı Yeni Dalga'nın havalı isyankarı olarak görülen Belmondo için Fransız James Dean de deniliyordu. Oyuncu, Borsalino Çetesi ve Asların Ası gibi filmleriyle tüm dünyada tanınıyordu. 1988'de Claude Lelouch'un yönetmenliğini üstlendiği Şımarık Bir Çocuk adlı filmle en iyi oyuncu Sezar'ını almıştı. Huzur içinde uyu Belmondo. Merakla beklediğimiz filmleri izlememize az kaldı. Sizler için yakında vizyona gelecek olan farklı türdeki filmleri seçtik. Date of birth? Friday, 31st of December, 1937. You're living with your daughter at the moment, is that right? Yes, in my flat. Merakla beklenen Anthony Hopkins, Olivia Colman ve Mark Gatiss başrolü The Father, Baba filmini izlememize az kaldı. It's me. Anne. Strange things going on around us. What is this nonsense? Where's Anne? What are you talking about? Where is she? I'm here. En iyi uyarlama senaryo ve Sir Anthony Hopkins'le en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan film, yaşlılığıyla başa çıkmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatırken seyircisini gözyaşlarına boğacak. Who are you exactly? What about me? Dad. Who exactly am I? This can't keep happening. You're not putting me in a home. What if it were our home? Grandpa! Jenny! Hi, Grandpa. Hello, sweetheart. Ed, eşini kaybettikten sonra kızının evine taşınır. Fakat torunu Peter, evlerinin düzeninin değişmesinden hiç hoşlanmaz. Ve dedesi Ed'le arasında tatlı sert bir çekişme başlar. I want to put up with this, Pete. I demand my room back or else it's war. Declaration of war. Give me back what is mine or face the consequences. Okay. You got your wish. Robert De Niro, Uma Thurman, Christopher Walken gibi usta oyuncuları başrollerde izleyeceğimiz yönetmen Tim Hill imzalı War with Grandpa, iyi olan kazansın yakında sinemalarda. I think your grandpa might be a ninja. We gotta end this somehow. Did you see that? Sounds like work. No, tell them I'm in my chair. Yes, he's just walked in. This is unexpected. I can't believe I'm actually having lunch with spies. I'm just a salesman. Exactly. You're a civilian, so the KGB won't be watching. It would be a real service to Great Britain. What would you want me to do?
Doctor Strange, Sherlock ve 1917 gibi filmlerde izlediğimiz Benedict Cumberbatch ile The Marvelous Mrs. Maisel'ın yıldızı Rachel Brosnan'ın başrolünü üstlendiği casus draması The Courier bizi Soğuk Savaş dönemine götürüyor. Everyone you meet assume they're KGB. Every Russian is an eye of the state. You'll just be a courier. Just a courier for Russian secret. Soğuk Savaş sırasında CIA'in Sovyet nükleer programına sızmasına yardım eden İngiliz iş adamı Greville Vine'ın gerçek hikayesini konu alıyor. Pek yakında sinemalarda. I'm volunteering to bring back the best source of Soviet intelligence you got at a time where Russia and America are on the brink of nuclear war. Maybe we're only two people, but this is how things change. Bu haber turunda aksiyona doyacaksınız. Aksiyon serisinin yeni filmi The Kingsman başlangıcı hazır olun. Tom Cruise'un şu ana kadarki en tehlikeli görevi Görevimiz Tehlike 7'de. John Wick'in çekimleri 3 ayrı ülkede başladı. İzliyoruz. Our guest of honor, Rasputin. I'm looking for someone who can help me gain an audience with the Tsar. Perhaps you can be of assistance. I only make decisions when my stomach is full. Sevilen ajanlı aksiyon serisinin yeni filmi The Kingsman başlangıca hazır olun. Small things can grow into big problems. 2014'te Kingsman The Secret Service ve 2017'de Kingsman The Golden Circle'ı izlemiştik. Matthew Vaughn'ın yönettiği serinin 3. filmi Kingsman Başlangıçsa 24 Aralık'ta Türkiye sinemalarındaki yerini alacak. Böylelikle tarihin ilk bağımsız istihbarat teşkilatının kökenlerini keşfedeceğiz. Time to dance. Filmde Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Ray Evans, Harris Dickinson, Digimon Hanso ve Charles Dance gibi önemli isimler yer alıyor. We shall see. Texas'ın derinliklerindeyim. Aşçıbaşı Justin Yu ve ben tek yıldızlı eyalete yarışır bir yemek hazırlamak için sıcakla savaşıyoruz. Ekranların en sıra dışı lezzet yolculuğu National Geographic'te yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay'nin mutfaktan aldığı ilhamla rotasını yine farklı ülkelere çevirerek kültürel bir deneyim yaşamamızı sağladığı programı Gordon Ramsay ile Rota Dışı yeni sezonunda Texas, Portekiz, Finlandiya, Meksika, Puerto Rico gibi destinasyonları sizlerle buluşturuyor. Ünlü şefle bu coğrafyalarda yaşayan insanları ve bu topraklarda pişen sıra dışı yemekleri keşfetmeye hazır mısınız? Ekranların en renkli seyahat ve gastronomi programı Gordon Ramsay ile Rota Dışı yeni sezonuyla 12 Eylül'den itibaren her pazar 21'de National Geographic'te sizlerle. National Geographic kanalını Digiturk, D-Smart, Kablo TV, TV Bu, TV Plus ya da Vodafone TV platformlarından izleyebilirsiniz. Simple game. Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez yıldızı Tom Cruise biliriz ki aksiyondan hiç çekinmez. Dublör kullanmayı sevmez. Uçaklara asılır, çılgınca motosiklet kullanır, dünyanın en yüksek binalarından atlar, bazen bileğini çatlatır ama dublör kullanmaz. Kendi dublörlüğünü yapar. Kadarki yaptığı en tehlikeli gösteriye hazırlanmak için bir yıl boyunca günde 30 kere paraşütle atladı ve bu hesaplamalara göre tam 500 kere. 13 bin kere de motokros atlama yaptı. Görevimiz Tehlike 7'de bir uçurumdan bir motosikletle atlıyor ve ardından paraşütünü çekiyor. Yönetmen
Maguire'sa beni daha çok korkutan tek şey görevimiz 8 için planladığımız şey diyor. Senin devam filmlerini merakla bekliyoruz. Showtime. 1991 yapımı Addams ailesini severiz. Gotik, tuhaf, değişik bir aile. Şimdi ise sinemanın aykırı yönetmeni Tim Burton'la Wednesday adlı korku komedi tadında bir diziye evriliyor. Serinin yıldızı Jenna Ortega olacak. Ona ise Catherine Zeta-Jones, Morticia Addams ve Luz Guzman'sa Gomez Addams rolünde eşlik edecek. 8 bölümden oluşacak dizinin kadrosu kalabalık. Tamara Novak, Wednesday'in okul yatakhanesindeki bir görevliye hayat verecek. Ricky Lincoln, Wednesday'e özel bir ilgisi olan terapist Valerie Kimbot rolünde. Jamie McShane ise Gomez Addams'la aralarında bir kan davası bulunan şerifi canlandıracak. Sevilen aktör Keanu Reeves, Matrix'in çekimlerini bitirdi. Şimdi de John Wick serisinin 4. filmi için kamera karşısına geçti. Pandemiden dolayı çekimleri ertelenen film şu anda 3 ayrı ülkede çekiliyor. Japonya, Almanya ve Fransa. Hikayeyle ilgili henüz bir bilgi yok ama yine intikam peşinde koşacağı kesin. Bu sefer yüksek masaya karşı. You have no idea what's coming. You want a war? Lawrence Fishburne, The Bowery King, New York Continental Hotel'in kapıcısı olarak Lance Reddick ve menajeri Winston olarak Ian McShane rollerine geri dönecekler. Donnie Yen, Shame Randerson, Bill Skarsgård, Yuriki Sanada, Scott Atkins ve Clancy Brown yeni oyuncular. John Wick. You're not very good at retiring. I'm working on it. Şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Disney Channel en sevilen çizgi dizilerin yepyeni bölümleriyle Eylül ayında da çok eğlenceli. Olamaz! 13 yaşında olan Anne'in kendini sürekli konuşan kurbağa insanların yaşadığı vahşi bir bataklık olan amfibiya dünyasında bulmasıyla başlayan serüvenini konu alan Disney Channel'ın çok sevilen çizgi dizisi Amfibiya ile yaşadıkları şehri kötülüklerden koruyan korkusuz kahramanlar, Baykuş Kız, Kertenkele ve Kedi Çocuk'un maceralarını ekrana taşıyan Pija Maskeliler yepyeni bölümleriyle Disney Channel ekranlarında sizlerle. Burası biraz fazla sessiz. Macera dolu yeni bölümleriyle Pija Maskelileri pazartesiden perşembeye 9.30'da, Amfibiya'yı ise yine pazartesiden perşembeye 13.30'da Disney Channel'da izleyebilirsiniz. Bu arada Disney Channel kanalını uydudan şifresiz olarak izleyebileceğinizi de hatırlatalım. Burada ne arıyorsunuz? Kahraman acil hattını aramadım ya ben. Romeo, seni uzaya fırlattığımız için üzgünüz. Sevilen iki süper kahraman, Kaptan Amerika ve Black Widow'u canlandıran yıldız oyuncular Scarlett Johansson ve Chris Evans bu sefer süper kahraman kıyafetlerini çıkartıyor ve romantik bir aksiyonda yeniden rol arkadaşı oluyorlar. Daha önce birlikte 5 tane süper kahraman filmi çektiler. Birlikte rol alacakları 6. yapımsa Ghosted adlı bir film ve filmi Dexter Fletcher yönetecek. Bandanalarınızı ve palaskalarınızı hazırlayın. Çünkü Cehennem Melekleri 4. filmiyle geri dönecek. Aksiyon filmlerinin yıldızlarını yine kadrosuna toplayacak ve bizi takip etmekte zorlanacağımız büyük bir aksiyonun içine sokacak. Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture ve Sylvester Stallone rollerine geri dönecek. Devam filminin yeni üyeleri ise Curtis 50 Cent Jackson, Megan Fox ve Tony Jaa.
Need for Speed filminin yönetmeni Scott Vaughn'sa yönetmen koltuğu için anlaştı. Ekip sete 2022'nin sonbaharında çıkacak. Watchmen, 300, Justice League, Man of Steel, Army of the Dead gibi aksiyon filmlerinin yönetmeni Zack Snyder, şimdi de Rebel Moon filmini yönetecek. Senaryosunda da kalem oynatacak. Büyük bir bilim kurgu ve macera filmi çıkacağını söyleyen Snyder, Akira Kurosawa ve Star Wars hayranı olarak büyümemin bilim kurguya ve büyük maceralara karşı beslediğim sevginin bir sonucu olacak diyor. Kamera arkasından bu haftalık da bu kadar. Haftaya yepyeni bir bölümle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.